Selam arkadaşlar, nasılsınız? Test sorundayız. Bu bölümde tez ecelleneceğiz. Nasıl değişiklikler oldu? Hemen kısaca size özet geçiyorum tez ecelle ilgili değişiklikleri. Bazı eklentilerinde değişiklik yaptılar. Artık arkadaşlar tez ecelin dehşet alanı 24 metreydi, hatırlıyorsunuz. Artık 32 metre bir dehşet alanımız var. Ama tabii ki hızımız hala 4.4, 32 metre. Bir başka değişen şeyler ise arkadaşlar, gördüğünüz gibi mesela zıpkın tüfeğiyle yakınlaştırarak nişan alanının hareket hızını %10 arttırıyor. Bu da vardı galiba ama %10 yazısı yoktu. Orta seviyede falan yazıyordu sanırım. Bir de şu iki eklentiyi koydum. Bunlar da değişik olmuş sanırım. Bak, TZC'le o kadar uzun süredir oynamıyoruz ki eklentilerini unuttum yani. Kurbandan kurtulduğunda sersemletme süresini 0.5 saniye azaltıyor. Bu Bay Shore'un pilosuyla da bu da 1 saniye. Yani zıpkınla ateş ettikten sonra araya bir obje takılırsa, ağaç ya da herhangi bir obje gelirse, oradan kurtulunca hani böyle bir sersemliyorsun ya, onun süresini azaltacağız bu eklentilerle. 1.5 saniye azaltacağız. Bakalım bunu deneyeceğiz. Nasıl olacak? Bunun yeşili yoktu sanırım. Sarı ve mor şeklinde. Bunlarda bir değişiklik olmuş. Diğer şekilde sarma hızımızı %9 arttıran eklentimiz var. Bu da orta seviyede arttırıyordu. Artık gördüğünüz gibi yüzde olarak veriyor arkadaşlar şeyleri. Bakın 0.5 saniye diyor. Bu değişti. Mesela kurban müdahale etme süresini 3.5 saniye arttırıyor. Bu da önemli ölçüde arttırıyor yazıyordu ya. Bu yazılar değişti. Bir değişen asıl en önemli olay ise artık nişan alarak ateş ettiğiniz arkadaşlar yavaş bir şekilde nişan alıyor. Yani daha gerçekçi bir şekilde nişan alıyor. Eskiden böyle çok hızlı bir şekilde açıyordu ya sağ klavye bastığınızda. Hani Valorant gibi oluyor diyeyim. Çok hızlı bir şekilde açıyordu. Artık o yok. Çok yavaş bir şekilde açıyor. Yani o serili kalktı. Sürekli böyle sağ klik yapıp kurbana hani yön veriyordunuz ya. Farklı bir yerler hani vuracakmış gibi fake atıyordunuz ya. O fake atma olayı artık çok zor arkadaşlar. Özellikle en kötü tarafı köşelerden mesela bir binanın etrafında tam böyle siz köşeyi döndüğünüz anda hızlı bir şekilde scope açıp atış atıp zıpkına yakaladınız ya, onu falan yapmak bayağı bir zorlaştı artık. Bu eklentileri de ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ölümsüzlüğe yakın biraz boşa gideceğini düşündüğüm için lehimci koydum tabii ki, yine test edilemez durumda olacağız. Ve çanak çömlek patlamamız var. Gidip jeneratöre çanak vuracağız. Ve yoz müdahaleyle kapayacağız jeneratörleri. Bu süre zarfında birilerini bulacağız. Ve bir de en güzel en son aldım. Bu katile gidiyor şimdi. En güzel en sona gerçekten mükemmel gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar eklentileri deneyeceğiz. Bakalım nasıl, neler değişmiş, hızında nasıl değişiklikler olmuş, onları deneyeceğiz. Hazır verelim ve hemen oyunumuza geçelim. Ve ızdırap fabrikasındayız arkadaşlar. Macmillan ülke. Hadi bakalım, bol şanslar bana. Şöyle gidelim. Şimdi hemen bulalım bakalım, takıntılım kim? Takıntılım abi, takıntılım şey, No Meter'la girmiş oyuna. Garip de bu. Selam. Klik klik yapıyor. Klik klik yaptıktan 10 saniye sonra ben mi diyorsun? Hadi bakalım öyle olsun. Aha, gördüm onu galiba. Gördüm onu galiba. Hadi be. Bir dakika, şu yaralıya gidebiliriz abi. Nerede o? Takıntılım ama yapacak bir şey de. Hadi be. Gördüğünüz gibi çok ağır dolduruyor ya şeyi. Şarjörünü. Aşırı ağır dolduruyor. Yapma. Yapma bunu. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Jam patladı. Şöyle alalım. Oraya doğru gideceğim. Bunun şey olması kötü oldu ya, takıntılı. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok yavaş. Aşırı yavaş ama. Olsun, sıkıntı yok. Şunu yapıyorlar değil mi? Bu arada totem yakıyorlar. Güzel, totem yaksınlar. Benim için sorun değil. Hemen buraya bir çanak atıp yolumuza devam etmemiz lazım. Hmm. Bir tanesi de yukarıdan aşağıya atladı galiba. İki kişilerdi sanırım burada. Kapı burada vardı değil mi? Ha, şurada vardı kapı ya. Hatırladım şimdi. Şu eklentileri deneyemedik. Kurtulsa acaba nasıl olacak onu merak ediyorum. Ulan. Bunu as bakayım. Oo, ne kadar hızlı kurtuldum yalnız. Abi ne kadar hızlı kurtuldum. Sen şaka yapıyorsun. Aa. Böyle bir hız yok agalar. Al bakalım. Çok hızlı, çok iyi, çok iyi. Hani ilk mesela atışı direkt böyle sersemleyerek hemen peşinde düşüp adamı yakalayabilirsin yani. Felaket bir şey olmuş abi. Ama atışlar arasındaki hızı görüyorsunuz arkadaşlar. Skop açmazını bakın. O eski halinden eseri yok ya. Ki böyle çok eğlenceli oldu. Tık tık açıyordun ya. Yani yazık ettiler garibime. Üzdü gerçekten. Bu arada yaralı birisi. Kim abi o yaralı ağlayan?
Oğlum sen yaralı oynayacak kadar... Hadi be, biraz erken attım ya. Biraz erken attım. Şeyini, zamanlamasını ayarlayamadım açıkçası. Biraz daha, böyle bir saniye daha. Bak dümdüz gidiyor, görüyor musun? Dümdüz gidiyor. Orada atsam yakalayacağım serseriyi. Gel bakayım buraya. Bu ya... takıntılı olan mı yine? Seni Allah kahretmesin. Bu da eklentiyi deniyor sanırım ya. Büyük ihtimalle. Bu yine ölecek, bizim nişanlar sıfır olacak arkadaşlar. Öyle mi olacak? Galiba. Totem yakmaktan jeneratör yapamadılar bu arada. Oğlum ne adamsınız ya. Böyle... Buralarda biri var, evet. Neyse, bu sefer nişanları topluyorum. Arkadaşlar, bu sefer nişanları topluyorum. Bakalım. Gel buraya. Gel 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 yavrum, gel gel. Yeter herhalde. Zincir de herhalde biraz daha şey sarıyor ya sanırım. Hadi be, bu sefer yedik flaşı galiba. Oo, batırdı Allah'tan. Allah'tan batırdı ha. Çok iyi. Nereye asacağız bunu agalar? Asamayacağız galiba bunu bu arada. Asamayacağız sanırım, Allah kahretmesin. Bulamadım, şey bulamadım. Neyse. Hadi be, asamadık. Tüh, üzdü. Çok üzdü beni. Bulamadım gerçekten. Niye bulamadım bilmiyorum. Hadi. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Bu arada bir tane lehimciyi yaklar ama sıkıntı yok. Nasıl kancayı göremedim ben orada ya? O kancayı nasıl göremedim bilmiyorum. Asalım. Şu şeyi denemek lazım ya. Bu arada şu takıntı... Aha, totem var burada. Hemen söndüreyim onu da bu arada. Güzel, o da yanıyor. Hmm. Hemen acaba yaralı decisive'li mi yapacak acaba onu? Ama emin değilim ama. Çanak vurmam lazım. Çanak vurmam gerekiyor. Çanak vurmam. Evet, decisive'li yapıyor bunu. Decisive dedim, takıntılı yapıyor, pardon. Hay Allah, seni beni kahretmesin ya. Abi bu nasıl bir tezecele oynamadır ya? Çok berbat oynuyorum şu an tezecele. Gerçekten. Gel bakalım buraya. Arkadan bu arada biri geldi galiba. Berbat ve ötesi oynuyorum şu an. Aynen kanka. Nişanlarımı ver bana bakayım. Palet, teşekkür ederim çek palet açtığın için. Allah razı olsun kardeşim. Gel bakalım. Hemen. Seni Mustafa'ya gönderelim. Yine iki nişanda mı öldü? O da güzelmiş. O da güzelmiş. Bu ne yapıyor burada? Garip bir oyun stiliydi bu arada. Aa, bak ölüyor ama daha tam ölmediği için 3 nişan aldım şu an. Görüyorsunuz değil mi? 3 nişan oldu. Şu oradaki jeneratör bitti ama sorun değil. Zaten totem yakmaktan, hepsi totem yakıyor ya. Jeneratörü falan bulamadılar. Evet, neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazın bakalım. Bu olayı, bu çok şey hantallaştırmış ya. O serilik kaybolmuş yani. Bu arada şuradan gidiyor galiba. O eski seriliği yok ya. Biraz üzdü beni. Ama şu şeyden kurtarması bayağı iyi. Zincirden kurtulunca hemen hızı toparlanıyor ya. Eklentiler güzel yani. Yeni metası olabilir belki bunun. Buradaki için henüz kimse bitirmedi. Aslında buraya çanak atabilirdik ama neyse. Sıkıntı yok. Şöyle kenarlardan falan dönerken hızlı bir şekilde nişan alamıyorsun ya. O biraz üzüyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok yani. Ne yapma daha hiç fikrim yok. Hiç fikrim yok hem de. Bu kancaları ben göremiyorum. Abi kanca yok. Adamlar oyuna kanca koymayı unutmuşlar bu arada. Baksana. Bildiğin yok kanca yani. Koskoca alanda bulamadım. Güzel. Aa, bu da ölmüş. Eyvah 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 eyvah. Bu da ölmüş. Bakalım sessiz bir şekilde. Hadi grab yaptık mı? Yapamadık grab. Üzdü. Oo, Legacy hile misin lan yoksa sen? Legacy hilesi misin? Hadi be. Yakındım aslında ha. Ha, çekecek mi totosundan? Bakalım, anlayamadı nereden geleceğini. Hadi be. Gel bakalım. Pencereden ağzının üstüne vururum senin. Ondan sonra buradan da asarız ve elveda deriz. Gel bakalım. Bir de Dani kaldı. Şu Dani'ye şey deneyeceğim ya. Kurtulacağım, ondan sonra peşine düşeceğim. Yani vuracağım silahla. Kurtulduktan sonra peşine düşeceğim. Bakalım ne kadar hızlı yakalayabileceğim. Onu denemek istiyorum. Kurtardı bu arada.
Şimdi hemen onun testini yapabiliriz. İyileştirdi de buraya doğru gelebilirler. Şunu bir vurayım şimdi mesela buna be. Hadi be. Bu aslında ben bu vuruşları yapıyordum ya. Neden yapamıyorum şimdi bu vuruşları? Bak yine vurmadı. Seni Allah kahretmesin. Batırdı abi. Nasıl legacy oğlum bu adam ya? Oo, tam headshot attım. Aha. Win torbası var mı? Olma mı? Üstten alırım ki ben sana. Gel be. Oo, nasıl kaydırıyor yalnız. Çok iyi kaydırıyor. Çok güzel ölçü çekmesi falan. Gel bakalım kardeşim. Bu şimdi bir set sayısı attı mı? 60 da olabilir. Atamadı. Güzel. Hıy hıy. Arkada burada bir yer değil mi o serseri? Onu yaptık yaptığına göre bakayım. Buradan mı gelecek? Şuradan gelecek galiba. Ya da içeriden gelecek. Ama şuradan buradan gelemeyeceğine göre buradan gelecek çok büyük ihtimalle. Evet gördüm onu. DC attı abi. Kapaktan kaçsın diye. Oğlum gel bari şunu deneyelim ya. Gel bakayım. Şimdi bu kurtulacak buna tamam mı? Zincirden kurtulsun. Bakayım ne kadar... Oo, arkadaşlar bayağı iyi bu. Bu var ya hemen yakalar bu ya. Çok iyi. Yani o iki eklenti olayı bitirdi şu an yani gerçekten. Bakar mısın? Ne kadar hızlı düşüyoruz peşine. Yani çok çabuk. Eskiden böyle bir şey mümkün değildi yani. Bu kadar hızlı sersemelemeden çıkamıyordu. Kapak da buradaymış. Buraya atalım bari. Ama arkadaşın DC olduğu için seni kapağa asmayacağım. Ya da atayım. Hadi bakalım. Git yavru kuş. Gel. VRP'de haritasındayız arkadaşlar. Burası bizi çok zorlar ya. Burası çok zor. Allah'tan yoz müdahale koydum da. Yoz müdahale şu jenler açılmadan bir kişiyi falan yakalarsam, asarsam çok güzel olacak. Ve hemen oturmuşlar. Görüyor musun serserileri? Saniyesinde ya. Takıntılın kim bu arada? Gel bakalım. Şimdi ama bir dakika böyle yapamam ya. Aha karar abi. İşte bu DBD'de bir saniye karar verememek var ya. O kadar ağır patlıyor ki sana. Çok kötü bir şey. O bir saniye bütün olayın gidişatını değiştiriyor. Orada bir kararsız kaldı. Acaba dedi palete mi gitsem, ileri mi gitsem? Orada bir kararsızlık onu çok kötü bitirdi. Güzel. Diğer jeneratöre gideceğim. Dur bakalım. Ya arkadaşlar 32 metre olduğu için bu katil. Şey yapacaksın buna. Soldan biri koşuyor sandım. Şöhret budalasıyla ızdırap alacaksın. Dehşet alanı daha çok artıyor ya. Şöhret budalasına da tek atıyorsun. Dehşet alanında kim varsa. Tek atıyorsun. Ya öyle bir şey yapacaksın. Ya da bu benim koyduğum eklentiler de güzel iş yapıyor. Hani peşine düşebiliyorsun. Şey yaptığında. Aa, bir dakika tak. Bir saniye. Bunu da düşürecek galiba. Neyse düşürsün. Aslında ona direkt düz vuracaktım ya. Ben niye böyle o şekilde oynadım bilmiyorum ama. Yani direkt vurabilirdim. Bak şimdi mesela. Mesela. Şöyle bir kurtulsun bu. Hemen düşeceğim peşine şimdi. Abi çok iyi. Mükemmel ya. Tam düşündüğüm gibi. Tam tahmin ettiğim gibi. Hayvan gibi bir şey olmuş yani. Win torbası yoksa geçmiş olsun. Direkt yakaladık yani. Çok güzel eklentiler. Piroyla şeyleri. Ne düşünüyorsunuz? Meta olur mu? Dediğim gibi ya dövüş dehşet budalası. Dehşet budalası. Şöhret budalasıyla ızdırap arkadaşlar. Ya da bu şekilde. Daha farklı şeyler de denebilir ya. Diğer eklentilere de bakılabilir yani. Hepsi denenebilir. RP'de bu arada birisi yine geçen oyundaki gibi aynı kurban olabilir mi acaba o? Birisi abi RP'de biraz tehlikeli biliyor musun? Kimin nereden bir anda katil karşına çıkabiliyor yani. Bir anda yani. Bir anda bitebiliyor mevzular. Hadi be inanmışsın biliyor musun? Gerçekten inan. Ne haber lan değişik. Bunu da aynı şekilde yakalamaya çalışacağım. Bak şimdi kurtulacak bu. Oradan kurtulsun. Şöyle izin vereyim. Aynen bak. Ha kıvranı mı kullandı bilmiyorum. Bak hemen tak peşindeyim yine. Ama burada daha çok palet var galiba ya. Düşüremeyecek galiba palet. Bin torbası yok galiba. Teşekkürler.
Yakaladın mı? Gel. Nişanları toplayalım. Adam ne derece oldu abi? Test sorununda da ceza yok ya. Direkt derece oluyorlar. Abi eskisi bilmiyorum. Hala iyi gibi de o eski seriliğini özlüyor insan gerçekten. Çok az oynuyordum Dead Slinger. Hani hastası seviyor gerçekten. Şey yapıyor. Ama o eski serili bir olsaymış çok güzel olacakmış ya. Oo. Bir de sanki sesleri değiştirmişler mi acaba? Sesler. Nereye? Gerçekten buradan mı gittin? Helal olsun. Herkes ağlıyor ağlıyor bir yerlere kaçıyor arkadaşlar. Dur bakalım. Ama bir gerçek var ki. Yani en güzel en sonunun gittiği en iyi katil olabilir mi ya? Yani en iyilerin arasına girer ama. En iyilerin arasına girer. Güzel giden katiller var. Kusursuz ya gerçekten. Yani direkt bir ilk bir şey yani kurtuluyor ya direkt şeylerden. Zincirden kurtulunca hani hızlı bir şekilde peşine düşüyorsun ya. O şekilde bile takıntılı yakalayabilirsin bu arada. Kim bu? Witch bu şey bu. Bu deminki oyundaki olabilir ya. Tam emin olamadım bunu. Aynı kişi mi geldi acaba? Bir de şu yukarıda merdivenlerden yakalamak da çok hoş oluyor gerçekten. Bakalım orada bir palet. Paletimiz var. Al bakalım. Bak düşür. Aman seri bir şekilde. Al bakalım küçük cadı. Acemi cadı. Ama şu ana kadar arkadaşlar benim fikrimi sorarsanız eğer yani eski hali yani şu an güncel hali tabii değişecek ya. Bu hale gelecek ya. Bence eski hali biraz daha keyifliydi ya. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Açıkçası. Yani bu da güzel. Hani değişik eklentileri falan değiştirmişler. Diğer değişen eklentiler de soldan bu arada birisi gidiyor. Hani değişen eklentileri de denemek lazım. Bu eklentiler çok hoşuma gitti. Ama ne bileyim ya bu eski. Yani sizin fikrinizi de bilmiyorum ama ben şahsen bu şekilde düşünüyorum. Bu arada 32 metre dehşet alanına sahip olup hızı 4.2 olan. 4.4 müydü? Yani hızı yavaş olan. Bir katil arkadaşlar. İlk katil sanırım. Dehşet alanı bu kadar yüksek olup da hızı yavaş olan. Bu arada neredekini bitiriyorlar? Oradakini bitiriyorlar. Ya bu RP'de yemin ederim var ya yürüme simülasyonu ya. Long Dark oynuyor gibi. Bir oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bir oraya. Bak onu bulamadan biteceksin janitör. Acaba onlar benim buraya gelecekler mi? Merdivenlerden gelmeyi tabii niye tercih edesiniz ki? Yani. Sen mi bitirdin kız? Jene. Bu Jene dokundu galiba. Bu bize de sayısı atamanız daha. Gel bakalım. Yakalandın. Tam kenara kaçarken. İşte mesela şimdi yakalamak zor. Eskiden çok hızlı açıyordun ya skopu. İşte mesela bu böyle bu tarz durumlarda yakalamak çok daha zor olacak. O zaman da çok güçlü diyenler var. Ama şöyle bir gerçek de var. Tezecel'le hani böyle çok iyi oynayan oyuncu sayısı o kadar az ki yani. Çok nadir denk geliyor. Çünkü Tezecel oynaması cidden zor bir katil. Yani o hani zaten... Bir kişi bir katille çok uzmansa her türlü zaten kaçması zor da. Hani çok ileri seviye oynuyorsa hepsinden yani başta hemşire olmak üzere hepsi de zor. Ama Tezecel'de o kadar hani iyi oynayan fazla bilmiyorum. En azından ben karşılaşmadım. Cidden eski hali OP ama yani çok iyi oynayan için harbi güçlü. Bilmiyorum böyle bir değişikliğe gerek var mıydı? Sırf değişiklik olsun. Bir dakika. Bunu aynı şekilde yakalayabilir miyiz arkadaşlar? Bence yakalayabilir miyiz? Herhalde yakalarız ya. Dur bakalım öyle deneyeceğim. Nerede bu? Ah yine yakalayayım. Ama yakalarım ben bunu. Bir dakika deneyeceğim. Tekrar bakalım o şekilde hızlı bir şekilde yakalayabilir. Ama tabii bunlar... Bunları... Güzel dojladı. Şu aradan yakalamaya çalışacağım ya şu aradan. Gel bakalım. Şu aradan yakalayalım. Dur bakalım ne yapacak, nasıl bir oyun yapacak. Aa bak gördünüz mü? Ama yukarıdan da aşağıya atlaması var galiba. Aha. Hadi be, orada kendi kendine fake attı da ona bir şey yapamaz artık. Orada bir kendi kendine bir fake attı. Ben bir şey yapmadım. Bu arada Jenet kazanıyorlar galiba arkadaşlar maçı. Bir şey deneyeceğiz diye, eklenti deneyeceğiz diye maçı. Oğlum burada kanca nerede? Bu adamı asamazsam ben ama üzülürüm yani şu an. Bir dakika 3 tane jeneratör aynı anda mı bitiyor lan? Sen şaka yapıyorsun. Sen şu an şaka yaptığını söyle bana. Vallahi 3 tane jeneratör aynı anda bitiyor galiba. Bu arada hepsinin sona sıçı. Dur bakalım. Oradan kaçtığına göre
Şuraya doğru gelecek o. Hadi RP'de ama burada katilin önüne çıkarsın yani ya, değil mi? Çıkmaz mısın katilin önüne? Katilin önüne çıkman lazım. Abi şu şeyden yakalaması çok eğlenceli ya. Merdivenden yük yakalaması. Yani o aralardan, o deliklerden direkt zıpkınla alıyorsun ya. Acayip bir şey yani. Kaçamıyor buradan. O da gitti. O diğeri jam mı yapıyor acaba hala? Yine biz niye toplayamadık şeyi? Hmm. Hep astık ya onu, yaralıydı ya. Yine en güzel, en sonu verimli bir şekilde kullanamadık ama olsundu. Merhaba. Ne yapıyor bu burada bekliyor? Şuradan yakalama var mı peki? Bir an camı falan kıracak. Kurşun geçmez yapmış arkadaşlar. Hmm, oraya kadar gidiyor ama. Gidiyor ama yakalayamadık. Orada bir sağ sol yaptı, bir şeyler yaptı. Bak şurayı erken gelsek yine aynı şekilde yakalayacaktım bu arada, biliyorsunuz değil mi? Biraz daha bekleseydi direkt W yapıyor abi, çok mantıklı. Direkt bir şekilde koşması gayet mantıklı. Burada balans yoksa sıkıntılı ama. Balansın yoksa sıkıntılı ya ablacım be. Yok sıkıntılı. Bir bin torban varmışın gibi hissediyorum sanki. Hadi bakalım. Best vault yapsa bile burada şansı yok. Onu da buraya salam. Çok deyici oluyorlar ya. Çünkü test server'da oyundan çıktığın zaman bir ceza almıyorsun ya. O yüzden çok fazla deyici oluyorlar. Bu arada o son kişi burada bir yerde ama nerede acaba? Şuraya mı saklandı acaba? Burada mı? O da katil zaten, önemli değil. Bu haritada... Aha buradaymış. Gözümün içine baka baka gidiyor. Hadi bakalım bugün ne kadar şanslısın. Bugün ne kadar şanslısın. Allah seni kahretmesin. Peki buradan alıp... Seni şöyle alıp buradan. Yakalamadık mı? Dur bakalım ne yapacak. Çok komik oldu şu an ya. Dur bakayım. Ben seni ama böyle bu şekilde yakalarım, biliyorsun değil mi? Hadi be, yakalayamadım ya. Hadi şöyle bir bak, fake de yemiyor ha. Hızlı herhalde, eklentilerin ne olduğunu biliyor ya. Şu aradan acaba yakalayamaz mıyım arkadaşlar şuradan? Mesela o kitaplar arasında. Seni Allah kahretmesin. Yanlışlıkla bir şeyler yaptık orada, bilmiyorum. Onu boş ıskalayınca dedi kaçarım herhalde dedi. Abi çok kötü, çaresiz kaldın ama kardeşim, yapacak bir şey yok. Neyse. Bugün de şanslı olan bize olalım değil mi? Yani biri, o niye derece oldu onu da hiç fikrim yok. Bu şekilde arkadaşlar. Tezeceli de bu şekilde bakmış olur. Gördüğünüz gibi skopu bu şekilde açıyor. 32 metre bir dehşet alanı var. Hızı hala aynı. Eklentilerinde bayağı bir değişiklikler var. Aa burada da mı açılıyor kapak? Burayı ilk defa görüyorum. Yani bu şekilde, sizin fikirleriniz ne bilmiyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkes düşüncesini yazsın bakalım. Benim açıkçası fikrim eski halde daha eğlenceli. Sürekli böyle skop açıp böyle yılan gibi dans ettiriyordum falan ya kurbana. Bayağı eğlenceli oluyordu. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Başka diğer kartlara da bakacağız. Bir de bakalım yeni server'a gelince, yani gerçek server, asıl server'a gelince belki başka şeylerini de değiştirebilirler. Onları da sizlerle birlikte göz atacağız. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Eğer hoşunuza gittiyse video, bir saniyenizi ayakla videoya beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.